Allah Celle Celaluhu ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile savaşa girmeye bedel günah faiz. Ebu Hureyre Radiyallahu An'ın rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara öyle bir zaman gelir ki faiz yemeyen kimse kalmaz. Onu bilerek yemeyene de tozu bulaşır. Allah Celle Celaluhu en iyisini bilir. Bunun manası şudur. O devirde herkes faizin içine girer. Her ne kadar bazıları faiz için çalışmasa bile, istemeden ve bizzat faiz kazanmadan ona bulaşmış olur. Havadaki tozun burun deliklerine girmesi gibi. Bu, faizin çok yayılmasından ve onun giriş noktalarının çoğalmasından ileri gelmektedir. Bu yollar öyle yaygındır ki ondan sakınmak mümkün olmaz. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Faizden kazanılan bir dirhemin günahı, Yüce Allah katında İslam'a girmiş bir kimsenin yaptığı otuz zinadan daha büyüktür. Allahu Teala faizin günahının büyüklüğünü anlatmak ve ondan korkutmak için onda bulunan iki sıfatı zikretmiş. Faiz yiyen bir kimsenin daha işin başında Yüce Allah ve Peygamberiyle savaşa girdiğini, sonundaysa cehennemde ebediyen kalacağını bildirmiştir. Şu ayetler bu durumu ifade etmektedir. Ey iman edenler! Allah Celle Celaluhundan korkun ve gerçekten mü'minseniz faizden biriken parayı terk ediniz. Bu ayette mü'min olmak için faizin terk edilmesi şart koşulmuştur. Ayet şöyle devam etmektedir. Eğer bunu yapmazsanız Allah Celle Celaluhu ve Resulü tarafından faiz yiyenlere karşı açılmış savaştan haberiniz olsun. Allahu Teala faizin haram olduğunu şöyle belirtti. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Yüce Allah bütün bunlardan sonra ondan vazgeçmeyen kimseyi ebedi olarak cehennemle şöyle korkuttu. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Bu şiddetli bir hitapla büyük bir azap bildiren bir ayettir. Ebu Talip el-Mekki, Kalplerin Azı, Sayfa 601-602, 20 Mart Mevlana Takvimi